Merhabalar değerli arkadaşım. Kazanım 23'te yine karşındayım. Birbirinden güzel tam tamına 6 tane soru çözeceğiz. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Gelsin birinci soru. Şimdi burada da logaritmanın bir başka özelliğini kullanmaya çalışacağız. Neydi? Şöyle bir hatırlatma yapayım istersen. Bir örnek veriyorum. X üzeri logaritma A tabanı da C olsun. Bu x ile bu c'nin yer değiştirdiğini biliyorduk. Hatta konu anlatımında sana bunun ispatını da yapmıştım. Dilimin döndüğünce. A tabanı da x oldu. Yani bununla bu yer değiştirebiliyor. Unutma. Burada da bunu kullanacağız. Yani bu 7 ile bu 2 tabandaki 5 de buradaki 1 bölü 2 yer değiştirecek. Dolayısıyla 2 üzeri logaritma 7 tabanında 7 çarpı 1 bölü 2 üzeri logaritma 5 tabanında 5. Burası 1. Burası 1. 2 üzeri 1 çarpı 1 bölü 2 gelecektir. Buradan da 1 çıkacaktır. Sorumuzun, birinci sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? A seçeneğidir. Geldik ikinci sorumuza. İkinci soruda yine bir köklü sayı biraz düzenleme yapmamız lazım. Doğru mu? Bu da doğal logaritma fonksiyonu. Bunu da logaritmik fonksiyon eleni logaritma olarak yazalım. Şimdi 1 bölü kök e ne demek? E üzeri eksi 1 bölü 2 demek değil midir? Bu e üzeri 1 bölü 2. Ters çevirsek e üzeri eksi 1 bölü 2. E üzeri eksi 1 bölü 2'nin hangi derecesi? Logaritma e tabanında 16. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi ne yapabiliriz? Yani şöyle düşünelim. Bununla çarptığımız vakit önce biraz bir düzenleme yapalım. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 bunun derecesi olarak yukarı çıkar mı? Logaritma e tabanında 16 üzeri eksi 1 bölü 2. Şimdi 16 üzeri eksi 1 bölü 2 ne demek? Şöyle bir baktığımız zaman bu da 1 bölü kök içerisinde 16. Yani 1 bölü 4 demektir. O zaman yazıyoruz. E üzeri logaritma e tabanında 1 bölü 4. Şimdi sadeleşti. Bu e ile bu 1 bölü 4 yer değiştirebiliriz artık. 1 bölü 4 üzeri logaritma e tabanında e. Buralar 1 mi? 1. O zaman sonucumuz ne oldu? 1 bölü 4 oldu. Demek ki ikinci sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım nedir? B seçeneğidir. Geldik üçüncü sorumuza. Şimdi şöyle yapabilir miyiz? Tamam, 3 ile 5'e yer değiştirelim. Olmaz mı? Olur. 5 üzeri logaritma 2 tabanda 3. Eksi 5 üzeri logaritma 2 tabanda 3. Tamam, hay hay, bunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. 0. O zaman 3. sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Geldik 4. sorumuza. Düzenleyelim değerli arkadaşım. Şimdi 1'i aynı tabanda nasıl düşünebiliriz? Logaritma 3 tabanda 3 diye belirtebilir miyiz? Belirtebiliriz. Artı logaritma 3 tabanda 2. Devam ediyoruz. 3 üzeri logaritma 3 tabanında arada toplama olduğu için tabanları da aynı olduğu için çarpıyorduk değil mi? 3 kere 2 6. Şimdi bu 6 ile de bu 3 yer değiştirebilir miyiz? 6 üzeri logaritma 3 tabanında 3. Burası 1 mi? Sonuç ne geldi? 6 geldi. O zaman 4. sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir değerli arkadaşım. Geldik 5. sorumuza. Hemen düzenleme yapmadan önce sinüs pi bölü 6. Tabii ki sinüs, şöyle yapalım. Sinüs 180 bölü 6, o da sinüs 30 yapacaktır. Sinüs 30 da 1 bölü 2'dir değil mi? O zaman 1 bölü 2 üzeri logaritma. Şimdi kök 2 üzeri 3 mü demişiz? Bunu 2 üzeri 2 tabanında 9 diyebilir miyiz? Her iki tarafın karesini alsak anlatmıştım sana değil mi? Hay hay. Şimdi o zaman bu 1 bölü 2 ile de 9'u yer değiştirebiliriz. Yani 9 üzeri logaritma 2 tabanında 1 bölü 2. Devam ediyorum. 9 üzeri logaritma 2 tabanında. Tabii buna 2 üzeri eksi 1 diyebilir miyim? Eksi 1 de başa iner. 2, burası 1'dir. Yani 9 üzeri eksi 1 yapar ki bu da 1 bölü 9 olacaktır. O zaman 5. sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Geldik 6. ve son sorumuza. Şimdi bakalım düzenlemelerimizi yapalım. Düzenlemelerimizi yaptık. Nasıl yapıyoruz? Ayrı ayrı düzenleyip sonra yazıp toplarız. 9 üzeri logaritma 3 tabanda 2 diyor. Bu 9'u bu tarafa atalım.
Yani 2 üzeri logaritma 3 tabanında 9 diyebiliriz. Bu da 3'ün karesi değil mi? Bu da başa iner. 2 üzeri 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3. Bu da 1'dir zaten. Bu da 4 yapar. Devam edelim. Alttaki ifade, yandaki ifade 10 üzeri. Şimdi 1'i bunun tabanı yazılmadığına göre bayağı logaritma, yani onluk tabanındaki logaritma diyorduk. 10, 1'i 10 tabanında 10 diye, ya da şöyle düşünebilirsin. Hiç uğraşmaya gerek yok buna. Yani 10 üzeri 1 ve 10 üzeri logaritma 6 olarak düşünebiliriz. 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri logaritma 6 olarak düşünebiliriz. Bunun tabanı 10'dur yazılmadığına göre. Bu 10 ile bu 6'yı yer değiştirebiliriz. 10 çarpı 6 üzeri logaritma 10 tabanında 10 olur ki bu da 1 olur. O da 10 çarpı 6'dan 60 olur. Ay hay, o zaman yazıyoruz. Kök içerisinde 4 artı 60, kök içinde 64, bu da 8 yapacaktır. Yani 6. sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Evet değerli arkadaşım, kazanım 23'ün de sonuna geldik. Kazanım 24'te görüşmek üzere. Hoşça kal.